Orta Dünya'nın tarihi boyunca daha ilk karşılaştıkları andan itibaren elfler ile cücelerin birbirlerine çok düşkün olduklarını söylemek mümkün değildir. Gerçi elfler kendileri dışında çok az ırkla ilgilenir ve onlara önem verirlerdi ama mesela insanlara cüceleri olduğundan daha iyi davranırlardı. Keza cüceler de başka ırklara karşı kendi değerlerini kıskançlıkla korurlardı ama elflere mesela insanlara davrandıklarından daha sert davranırlardı. Peki bu iki ırkın elfler ile cücelerin arasındaki bu husumet neydi? Nefret demeye dilim varmıyor ama iki ırk neden birbirinden hoşlanmazdı? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere elfler ile cücelerin birbirlerinden neden haz etmediklerini anlatacağım. Aslında bu iki ırk arasındaki farkın daha onlar ortaya çıkmadan önce başladığını söylemek yanlış olmaz. Henüz daha Orta Dünya'nın da içinde bulunduğu Arda ortaya çıkmadan önce zamansız salonlarda Eru ve onun yarattığı Ainur birlikte bir müzik yaptılar. Bu müziğe bütün Ainu her biri kendi kuvvetince katkıda bulundu ve bu müzik bittiğinde boşlukta bir dünyanın imgesi oluştu. Her bir Ainu bu imgenin oluşmasına katkıda bulunmuştu ama bu imgeyi gerçeğe dönüştüren Eru idi. Müzik esnasında bütün Ainu, Eru'nun yarattığı çocukları yani ilk doğacakları olan elfler ile onlardan sonra gelecek olan insanları fark etti. Fakat onların yaratımında hiçbirinin katkısı yoktu. Daha sonra yeryüzünde Aule ismini alacak olan Ainu, Eru'nun yapmış olduğu bu yaratımı bir çocuğun babasını izlemesi gibi hayranlıkla izledi. Aule'nin içinde kötülük yoktu. O sadece babasını taklit etmeye çalışan bir çocuktu. Yeryüzü yani Arda oluştuktan sonra zamansız salonlardaki Ainu'nun bir kısmı yeryüzüne geldi ve burada Vala adını aldılar. Aule de onlardan birisiydi. Manve ve Ulma ile birlikte yeryüzünün gelecek olan çocuklara hazırlanması işinde en büyük yükü taşıyan Aule, bu iş büyük oranda tamamlandıktan sonra tabii Melkor nedeniyle ne kadar tamamlandığı tartışılır, gelecek çocukları beklemek ona zor gelmeye başladı. Ve gizli salonlarında Eru'nun çocuklarını beklemeden kendi çocukları olan cüceleri yaptı. Fakat Aule Eru değildi. Dünyanın taşını, toprağını, dağını, madenini çok severdi ama burada yaşayacak elfler ve insanlar haricindeki varlıklara karşı bir his taşımıyordu. Ve ondaki bu kusur yarattığı cücelere de geçti. Ama aslında yapmış olduğu bu cüceler sadece birer kabuktular. Kendilerine ait bir bilinçleri yoktu. Çünkü bir Ainu bile canlı yaratamazdı. Aule gizli bir şekilde cüceleri yaparken aslında elbette Eru onun çabalarının farkındaydı. Nihayet ona neden böyle bir işe kalkıştığını sorduğunda Aule yaptığından pişman oldu ve cüceleri yok etmek istedi. Fakat Eru onlara çoktan can vermişti bile. Sadece onların mizacına hiç dokunmadı. Onları Aule nasıl yaptıysa öyle bıraktı ve ardından şöyle dedi: "Zamanı geldiğinde uyandıracağım onları ve onlar senin çocukların gibi olacaklar ve sık sık husumet doğacak seninkiler ile benimkiler arasında, kabul ettiklerim ile seçtiklerim arasında." Yani daha ilk yaratım anında Eru, elfler ile cücelerin pek de iyi anlaşamayacağının haberini vermişti. Cüceler uyandıktan sonra tam da Aule gibi oldular. Madenleri, taşları, dağları seven fakat ormanlara, hayvanlara, ağaçlara özellikle bir sevgi beslemeyen bir halk. Üstelik ölümlüydüler ve bu dünya onlar için geçici bir konaktı. Oysa ki elfler ölümsüzdürler. Öldürülmedikleri müddetçe binlerce yıl yaşayabilirler ve öldüklerinde bile dünyayı terk etmez, Mandos'un salonlarına gider ve burada tekrar hayata gelirler. Yani elfler Arda'ya bağlıdır. Onlar için dünya gelip geçici bir konak değildir. Dağları, tepeleri sevdikleri kadar ve belki de ondan daha fazla ağaçları, çiçekleri, meyveleri, hayvanları severler. Bağlı oldukları bu dünyaya zarar verenleri de sevmezler. Ve bunun içine doğal olarak mizaçları ile cüceler de ister istemez dahil olur. Fakat yaratılışlarındaki bu temel farklara rağmen daha sonra meydana gelecek talihsiz olaylar olmasaydı bu iki ırk daha iyi ilişkiler içerisine girebilirdi.
Fakat Eru da dedi ya, husumetin doğmaması mümkün değildi. İlk husumet aslında cücelerden değil de elflerden geldi. Elflerin ilk gördüğü cüceler Petty Dwarf adı verilen küçük cüceler diyebileceğimiz cücelerdi. Bu cüceler daha sonra Orta Dünya'da görünen cücelerden daha küçük, diğer ırklarla iletişime geçemeyen, sosyal kabiliyetleri daha az olan cücelerdi. Birinci çağda diğer cücelerden çok daha önce Beleriand'a geldiler ve burada elflerle ilk karşılaşan cüceler de onlar oldu. Elflerin bu ilk kez gördükleri yaratıkları orklar gibi Melkor'un bir çarpıtması olarak görmüş olmaları olasıdır. Zira onları hayvan gibi avlamaya başladılar. Diğer cüceler Beleriand'a gelip de burada cüce krallıklarını kurmaya başladıklarında elfler de yaptıkları bu yanlışın farkına vardılar ve küçük cücelerin de aynen cüceler gibi bir halk olduğunu anladılar. Fakat küçük cücelerin bu vakte kadar pek çoğu ölmüştü ve daha sonra Beleriand'ın yıkımı esnasında kalanların çok büyük bir kısmı da öldü. Elfler ile cüceler arasında güvensizlik ortamını oluşturan ilk olay buydu. İkincisi ise bu sefer cüceler yüzünden ortaya çıktı ve tahmin edebileceğiniz üzere bu husumetin merkezinde de Silmaril vardı. Fakat ona gelmeden önce Naglamir'den bahsetmek gerekir. Naglamir, Ered Luin cüceleri tarafından Finrod için yapılmış bir gerdanlık idi. Üzerini Finrod'un Valinor'dan yani Valar'ın yaşadığı ölümsüz topraklardan getirdiği mücevherler süslüyordu. Cücelerin yaptığı en muhteşem işlerden biriydi. Bu ziynet Norgothrond ejderha Glarung tarafından yok edildiğinde uzun süre ejderhanın ininde kaldı. Hurin daha sonra Naglamir'i buldu fakat kaybettiklerinin yanında bu gerdanlığın bir önemi yoktu. Onu Doriath'ın hükümdarı Sindarin kralı Thingol'e bıraktı. Thingol Naglamir'den çok etkilendi ve daha önce Beren sayesinde eline geçmiş olan Silmaril'in bu kolyede çok güzel duracağını düşündü. Çünkü Thingol Silmaril'i bir saplantı haline getirmişti, onu yanından ayıramıyordu. Yanından ayıramıyorsa boynuna takması akıllıca olurdu. Ve bunu yapmaları için de zanaatta üstün maharetleri bulunan cüceleri tuttu. Cüceler hem atalarının yaptığı büyük esere baktılar hem de Silmaril'e. İkisine de sahip olma arzusu duydular. Ama niyetlerini açık etmeyerek çalışmaya başladılar. Böylece cüceler gerdanlığın ortasına tek Silmaril'i oturttular ve Silmaril'in ışığı gerdanlığın mücevherlerinden harika bir şekilde yansıyor, etrafa yayılıyordu. Fakat Thingol onu almak üzere uzandığında cüceler buna engel oldular ve bu kolyenin ataları tarafından Finrod için yapıldığını, Finrod artık öldüğüne ve bu gerdanlık da yerinden çalındığına göre onların olması gerektiğini söylediler. Sizin de fark ettiğiniz gibi artık gerdanlığın tam ortasında duran Silmaril gibi küçük bir detayı atlamışlardı. Thingol cüceler içinde kibirle dikilerek gelişimini tamamlamamış cücelerin nasıl olup da kendisi gibi bir elfe böyle davrandıklarını sordu ve yanında daha bir sürü aşağılamada ekledi. Bu sözler zaten Silmarillerden adeta büyülenmiş olan cüceleri daha da kızdırdı ve orada Thingol'e saldırarak onu öldürdüler ve ardından hızla Doriath'tan kaçtılar. Fakat elbette kralın ölümü kısa sürede anlaşıldı ve kaçmakta olan cüceler fazla uzaklaşmadan katledildiler. Naglamir üzerindeki Silmaril ile birlikte geri getirilip Thingol'ün eşi Melian'a verildi. Fakat cücelerin hepsi öldürülmemişti. Kaçabilenler konaklarına döndüler ve elf kralı Thingol'ün emeklerinin karşılığını vermediğini ve üstüne de bir de onları katlettiklerini söyleyerek en hafif tabiriyle olayı tek tarafıyla anlattılar. Cüceler büyük bir öfkeye kapıldı. Beleriand'a doğru akmaya başladılar. Büyük bir ordu toplandı ve Doriath'a geldi. Burada bin mağaralarda büyük bir savaş yaşandı. Elfler ve cüceler birbirlerini katlettiler. Fakat sonunda cüceler galip geldi ve bütün elfler öldürüldü. Thingol'ün salonları talan edildi ve Silmaril alındı. Ve bu olay elfler ile cüceler arasına çağlar boyunca girmeye devam etti. Bu olaya karışmayan cüceler ve elflerin soyundan gelenler dahi birbirlerine olan güvensizliği nesiller boyunca devam ettirdiler. Tabi bu katliamdan kurtulan elfler de oldu. Mesela Galadriel'in eşi Celeborn gibi. Ayrıca Kuyut Ormandaki elflerin kralı Tranduil'in babası Orofer de bir Sindar idi. Ve Doriath'taki katliamdan kurtulmuş olması olasıdır. Bu da Tranduil'in cücelere karşı olan davranışını ve Lorien'de cücelerin neden hoş karşılanmadığını açıklar.
Yüzük kardeşliği Lorien'a geldiğinde elfler Gimli'yi hoş karşılamamış ve gözlerini bağlamak istemişlerdi. Celeborn'un yaşadıkları düşünülünce bunun nedeni daha iyi anlaşılıyor. Tabi Orta Dünya tarihince yaşamış bütün cüceler ve elfler birbirleriyle kötü ilişkiler içerisinde değildi. İkinci çağda Khazad Dûm cüceleriyle Eregion'daki demirci elfler arasında büyük bir dostluk mevcuttu. Khazad Dûm'un batı kapısının yapımına Celebrimbor yardım etmişti. Keza daha sonra yaşanan Sauron ve elfler arasındaki savaşlara da cücelerin büyük yardımı olmuştu. Ayrıca cüce Gimli ile elf Legolas'ın dostluğu da unutulmamalı. Ama maalesef bu dostluk elfler orta dünyadan geçip gittiği, cüceler kendi konaklarına çekildikleri ve dünya insanlara kaldığı bir zaman ortaya çıktığı için cüceler ile elfler arasındaki güvensizliği tamir edemedi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere elfler ve cücelerin neden birbirlerinden hoşlanmadıklarını anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de arkadaşlarınızla paylaşın. Ayrıca Patreon'dan da bana destek olabilirsiniz. Onun linkini de açıklamada bulabilirsiniz. Bu arada gelecek pazar 22 Eylül'de de Frodo'nun yolculuğuna başlıyoruz. Ben çalışmalara başladım. Gelecek hafta Cuma yapacağım bu normal videodan sonra 2 gün sonra pazar günde yolculuk başlayacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.